Selamlar millet, Metin 2 Marmara'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 14 Şubat'a özel güzel şeyler yapacağız. Biliyorsunuz ki zaten thumbnail'de de görmüşsünüzdür. 2 adet hesabımız olacak. Marmara'da garip bir şekilde hava kılıçlarının fiyatları çok düşmüş. Ben de bu fırsatken kendime düşük seviye bir savaşçı açtım. 35. seviye. Bunu sizden önce dün gece kasmıştım ve 35. seviyeye getirmiştim. Bugün bir adet de iyileştirmeci şaman açacağız yanına. Hem ikisini evlendireceğiz, hem aynı zamanda savaşçımızı geliştireceğiz, şamanımızı geliştireceğiz. İleride iyileştirmeci şaman ihtiyacımız olduğunda onu da hazırlamış olmuş olacağız arkadaşlar. Beceri kitaplarımızdan başlayalım tabii ki öncelikle. Tekrarlayan atışımız geçmedi, ileri dönüşüm geçmedi, ateş yok, 2 yetenek kitabı kaldı. Zehirli ok, 1 yetenek kitabı. Jinno'muz geçmedi, rehberimiz geçmedi, ruh vuruşu misilemimiz geçmedi. Bugün bir adet altın okey sandığım, 29 adet gümüş okey sandığım var. Ama öncelikle şu kasmış olduğumuz anahtarlarla olan define sandıklarından başlayalım. Belki bir hava kılıcı kılavuzu çıkartabiliriz. Bugün maalesef çıkmadı. Şunları da petimize yediralım. Şöyle 29 adet gümüş okeyimizin umarım bu sefer yüzük çıkartabileceğiz. İstiridye, eskrim broşürü, güneş yüzüğü, tecrübe puanı ve sonunda yüzüğümüz çıktı arkadaşlar günler sonu. Siz de böyle abartmadan günde 20 tane açarsanız arkadaşlar en fazla. Siz de çıkartabilirsiniz çünkü fazlasını açınca çıkmıyor ve boşuna zarar ediyorsunuz. O gün şanslıysanız zaten çıkıyor. Bunları da satarız. Hani şunu satarız, bu kalır. Sonra çıkmıyor. Şimdi 10 tane korum var. Bu 10 tane korumuza. Şimdi hem korumuzu kasalım hem açacağımız çarı 35. seviyeye kasalım. Şimdi hesaplarımız hazır. Diğer hesabımızda bilgeliğimizi ve altın sudağımızı basalım. Şöyle yavaştan başlayalım bakalım. Şöyle simyamızı da açalım. Botumuzu da açalım. Şurada başlayalım. Şekilde şunu değil de bunu takmalıyım. Şöyle hasarımızı da göstermek isterim bu sırada. Ortalama arkadaşlar 2.5K 2.600 gibi bir hasar vuruyoruz. Düz yüzüğümüzle birlikte. Bu da ortalama 600 hasar falan arttırmış bizi. Bunun haricinde bir de tabii ki kritikli de vuruyoruz. Hançerle denemedim. Bir hançerle de denemek istiyorum aslında at üzerinde olmadan. Bir de hançerimizle de deneyelim bakalım. Hançerimiz de 2K vuruyor. Tabii ki güzel bence bu arada. Yerden vuruyor çünkü. Hızlı vuruyor. Arttırılabilir bir hasar. Yavaş yavaş o da artacaktır. Şu an ortlu bir kuşağımız yok. Özellikle baktığınızda bu kuşağımızın hala bir ortu yok. Bundan dolayı bu kadar az bir hasar veriyoruz aslında baktığınızda ortumuz düşük kalıyor. Evet arkadaşlar hesabımız 35. seviyeye geldi. Kor görevimiz de tamamlandı. Şimdi aşağı inebiliriz. Şimdi karşınızda arkadaşlar Barbunya ve Barbuniye. Neden böyle nickler? Hani Barbunya normalde Barbuniye'yi neden Barbuniye koydum bilmiyorum. Neyse bunu çok sorgulamayalım. Biliyorsunuz hava kılıcı BK'ların fiyatları 9M'e kadar düştü. Ben biraz stokladım bu çarımızda. Sürekli olarak veriyorum. 2 gündür veriyorum. En azından 2 gün oldu daha henüz çarı açıldı. Ork dişi de aldım. Ork dişlerini de veriyorum. Barbunya karakterimizde de iyileştirme ve yüksek saldırı becerilerini yükselteceğiz. Bu charlarımız hem düşük seviyede kaldığımızda kullanacağımız charlar olacak hem de perfect yaptığımızda ileride kullanabileceğimiz charlar olacak. Mesela bu Orb'un yerine geçebilecek bir 61. seviye olabilir. Ama şimdilik Orb hem 61 iken hem de bu charları bu şekilde geliştirebilme fırsatımız varken geliştireceğiz. Şimdi ETP görevimizi yapacağız. 5 tane ETP'mizi yapmamız gerekiyor. Tapınakta çok rahat bir şekilde yapılıyor. Ben hızlıca başlayayım, tapınakta görevini yapayım, geleyim. Evet, başımıza musallat olan bir şey var. Bir şey var. Bu peşimizi bırakmayacak arkadaşlar. Burada keseleri topluyordum. Keseler para ediyor. Buradan ışınlanıyor bu. Evet buradan tüyelim. Bu arada arkadaşlar şu an üzerimizde ve neler olduğunu soranlar olur. Geçen bölüm basmış olduğumuz demir kaskı satmadım. Buna taktım. Zaten bunlar şamanın itemleri biliyorsunuz. Beşgen kalkan, eski kullandığımız kalkan. Şunu 1,5 vona aldım. Çok uygun aldım. Düzleri 1 vona satılıyordu. Bunu 1,5 vona 1 vonun 40M'e biri koymuş. Buna sadece hız taşa bastım. O biraz zorladı. 50M falan da ona gitti. Yani ortalama 2 vona bunu aldım. 50 STR 1500 EP'li bir zırh. Bu kadar. Başka hiçbir şey almadım. Zaten diğerleri bizim sürekli elimizde olan şeyler. Gördüğünüz gibi 20 adet korumuz var Orb karakterimizde. Bunları da açacağız. Artık hem Barbunya karakterimizde hem Orb karakterimizde kor görevlerimizi yapıyoruz. Böylelikle daha çok ejderha taşı parçamız oluyor. Şöyle affedersiniz şuradan. Bunda yakut altyapısı vardı galiba. Ben bir endere kadar atayım geleyim. Şimdi bir adet elmas deniyoruz. Maalesef yaktık. Bir adet yakut deniyoruz. Yakutumuzu geçirdik. 5 vonumuzu cebimize koyduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Safir, Grena, Onyx deneyebiliyoruz. Bir tane de Onyx var. Çok güzel. Çok güzel. 6,5-7 vonluk bir kar ettik.
Gayet güzel. Zaten altyapımız vardı belirttiğim gibi. Bir tane de yontulmuşumuz kaldı hatta Yakut'tan. İleride yine böyle bunda 50 tane kol biriktiğinde açarız. Şimdilik altyapı olduğu için yani hissettim o Yakut'un geleceğini, ondan dolayı açtım. Yine 50 kol biriktiğinde orb karakterimizde de simya açarız. Şimdi arkadaşlar toplamda 83 adet korum var. Bunları da açacağım. Ender'e kadar atayım ben. Sizleri çok sıkmayayım. Ender'de gelelim. Arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? O kadar çok başarılı oldu ki muhtemelen Ender'de yakacağız. Şimdi elmas deneyemiyoruz. Yakut toplamda 3 kez deneme hakkımız var. Birinci yandı. İkinci geçti. Üçüncü yandı. Yani ne zaman bir şeyler iyi gitse daha sonrasında kötüleşiyor arkadaşlar. Neyse bir tane geçirdik, buna da şükür. Ama yani 5 taneden bir tane geçirebildik. Düşünün yani 5 tane Ender'den bir tane Yakut alabildik. Şöyle bir adet yeşim, güzel. Safir geçirir gibi geliyor bana. Evet güzel. Bunları da deneyemiyoruz. Bir adet safir, bir adet yeşim, bir adet Yakut aldık. Bir de diğer çarımızda Yakut'la Onyx vardı hatırladığım kadarıyla. Onları da koyar toplu olarak satarız. Ortalama 13-14 monluk bir piyasa yaptık. He ne oldu, Yakut'un geçseydi güzel olurdu. 2'de 2 atsaydık bir tane de hatta kalacaktı ama sağlık olsun. Devam edelim, paramızı geliştireceğiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir de akıllı arkadaşımız 1.5-3-7'yi falan koymuş. Aklı sıra Onyx'i bu şekilde koyuyor. Almaya çalıştığınızda alamıyorsunuz hiçbir şekilde. Zaten benim param yok muhtemelen de. Bakın dükkan hazırlanıyor diyor. Normalde Onyx'in fiyatı 1.43. Bu süreçte dikkat edin arkadaşlar kesinlikle. Böyle bir durum yaşamayın. Böyle insanlarla da muhatap olmayınız. Böyle insanlar sizin emeklerinizi hiçe sayabilir. Dikkat edin. Bunu da bilgisine vermek istedim. Aynı zamanda pazarı da göstereyim. Pazarda Onyx her şey, pazarda bütün simyaları gösterene kadar satıldı. 2 adet yakutumuz, Onyx'imiz ve yeşimimiz satıldı arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi antika safirimiz vardı. Bu da kaldı. Bu da satılır muhtemelen. Bu da satıldığında 1 won 5 hem şurada işte 15 won civarında bir paramız olacak. Sadece yakut, antika yakut ve diğer ürünlerden gelen gördüğünüz gibi. Bunları da bırakalım. Şu şekilde ork dişlerini koydum. Şu şekilde tapınağın ruh taşlarını koydum. Bunlar da satılacaktır. Bunlar da satılınca burada ortalama bir 300 hem 400 hem civarında bir para olacaktır. Devam edelim bakalım. Güzel bir kar ettik bugün. Bu karımızın ortalama 3-4 bunu pelerine gidecek ama işimize yarıyor. Şimdi bu karakterimizin Jinhe görevini yaparak bir adet yüzük alacağız arkadaşlar. Bu yüzükle de bu karakterimizi evlendireceğiz. Çünkü hem şamanı hem bu karakterimizi evlendirirsek birbirine ışınlamamız daha kolay olacaktır. Hızlıca ben bu karakterimizin görevini yapayım, ardından şamanın görevini yapayım. Kırmızı bayrakta Jinhe 2 adet çıkar. Birincisi burada. Aynı zamanda buradaki diğer Seirank olsun, Ijink olsun, bunlardan da kırmızı kurdeye düşürebiliyorsunuz. İşte bir adet metin buldum, bunu da kıralım. İkinci ise burada çıkar. Haritanın tam olarak bu köşesi ve bu köşesinde kırmızı bayrakta 2 adet Jinhe bulabilirsiniz her CH'de kesilmediyse. Bütün CH'leri gezerseniz toplamda 18 adet Jinhe kesmiş olacaksınız. Yolda yine metin buldum. Gerçekten savaşçı çok tok kesebiliyor şu metinleri. Ondan dolayı bayağı seviyorum bu karakteri. Evet, son Jinhe'mizi kesip bu karakterimizin görevini tamamlıyoruz. Şimdi gidelim görevimizi verip yüzüğümüzü alalım. Arkadaşlar şöyle Jinhe görevimiz bitti. Şimdi gidelim söz yüzüğümüzü alalım. Şöyle yaşlı kadına da verelim. Söz yüzüğümüzü alalım. Karakterlerimizi evlendirelim. Evet, yaşlı kadına geldik. Evlenmek istiyorum diyoruz. Evet diyelim. Evet, nikah yüzüğümüzü aldık. Hızlıca gidelim. Şöyle evlilik izni diyelim. Şöyle nikah törenini de bitireyim ben. Evet, artık karakterlerimiz birbiriyle evlendi. Bu da kolaylıkla karakterlerimizi birbirimize ışınlamamızı sağlayacak. Örneğin buna bastığımda diğer karakterimin yanına ışınlanacak direkt olarak. Siz de bunu yapabilirsiniz veyahut yüzükleri 45 hem'den satabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çarımızı yine 1.5 saat kasacağız. Bir 61-63 falan yaparsak yine bizim için kârdır. Başlayacağım şimdi her şeyimi takarak. Şuradan başlayalım. Ben yarım saatte bir tekrardan sizlere haber veririm. İlk yarım saatimiz geride kaldı. Ve bu yarım saatte karakterimiz 60. seviyeye kadar geldi. Önümüzdeki bir saatte en az 63 yapmak istiyorum. Umarım 63'e kadar çıkabiliriz. Yavaş yavaş kasmaya devam ediyoruz. Orb karakterimizde yüzük takıyorum eldiven yerine. Bundan dolayı okey koleksiyon kartı az düşüyor ama düşüyor. Elbet yavaş yavaş 75. seviyeye çıkartacağız hesabımızı. Bu konuda hiçbir problem olmayacaktır. Şamanımız 64. seviyeye kadar geldi. Ben 63 zannediyordum ama 64'e kadar getirebildik. 2 günde biliyorsunuz 1.5 saat 1.5 saat kasa kasa böyle böyle 75. seviyeye getirmeyi planlıyorum karakterimizi. Bilgelik iksiri maalesef bitti. Ve şamanımızın herhangi ekstra bir iksiri veya
kullanabileceğimiz bir XP itemi kalmadı. Belki Nesne Market'e bir kostüm gelir, biliyorsunuz tam set bonusu veren kostümler oluyor. %150 set bonusu, örneğin 3 tane elini, kafasını ve aynı zamanda gövdesini taktığımızda. Eğer onlar gelirse daha rahat bir şekilde kasabiliriz. Gelmezse de sağlık olsun, yavaş yavaş yine kasacağız. Şamanımızda bir adet okey kart koleksiyon seti var. Orb karakterimizde ise toplamda 6 adet okey seti, 2 adet de okey koleksiyon kart aldığımızda toplam 7 adet diyebiliriz aslında. 7 adet okey koleksiyon kart setimiz bulunmakta. Bu 7 adet okey koleksiyon kart setine orb karakterimizde eğer düzgün bir şekilde hepsini gümüş alabilirsek almış olduğumuz pelerinin yaklaşık 300 tanesini çıkartmış oluruz. Toplamda 3 monluk pelerin aldım, 900 tane. Bunun 300 tanesini çıkartırsak harika olacaktır. Şimdi aynı zamanda şunları da bir basalım. Ben bir artı 6 artı 7'lerini basayım, ardından geri geleyim. Şimdi dostlar bunları artı 6'ya basalım. Buradan en az 2 tane 9 almam gerekiyor ki almış olduğumuz yabilirin parasını çıkartalım. Hepsini ben bir artı 6'ya geçireyim, tekrar geri geleyim. Toplamda 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 adet geçti. Diğer artı basma eşyalarını alıp geleyim ben. Toplamda 11 adet artı 7 aldık. Şimdi artı 8 deniyoruz. Yangımız yok. Bir yang getireyim ben. Bakalım, birinci geçti. İkinci geçmedi. Kahverin gayet bir git ya. Üçüncü de geçmedi. Dördüncü geçti. Beşinci yandı. Yedinci yandı. Altıncı yandı. Yedinci yandı. 8. yandı, 9. yandı, 10. yandı. Sanki bu da yanacakmış gibi hissediyorum. Hayret, bu geçti. 3 adet artı 8 aldık. Bunları 9'a atmak için ben bir eşyasını alıp geleyim. Evet, toplam 3 tane deneyeceğiz şimdi. Umarım geçirebiliriz. Bir tane alalım en azından da. Yani yabinin birazını çıkartalım. Bir tane geçmedi. Bir tane daha geçmedi. Bir tane daha geçmedi. Sağlık olsun diyemiyorum. Yani hani ileride tekrar deneriz. Sonuçta sürekli 3. kata çıkıyoruz. Tekrar çıktığımızda tekrar deneriz. Elimizde yine Elazığ'ın artı basma eşyaları bayağı kaldı gördüğünüz gibi. Yine ileride elimize geçtikçe deneriz. Bugün biraz zarar ettik. Şimdi arkadaşlar, Nesne'ye Efsun'da etkinliğimiz var. Gördüğünüz gibi burada da bir arkadaşımız hatta kesiyor şu an metinlerini. Birinci köyde değil de ikinci köyde katılacağım ben de. Bir tane arttırma kaldı etkinliğine yetişebildim. Bir tane düşürebildim. 10 dakika sonra Nesne'ye Efsun'da başlayacak. Biz ikinci köye geçelim. Bir etkinliğimize katılalım. Şamanımızı da yanımızda tutalım. Kendisi yanımızda sürekli buff'ımızı da versin. Bakalım düştükçe beceri kitaplarımızı her 5 metinde bir ben sizlere gösteririm zaten. Evet, ilk metnimiz devrildi. Bir adet beceri kitabı aldık. Şimşek çağırmak, koyalım kenarı. İkinci metnimiz de devrildi. İçerisinden bir adet ne aldık? Beceri kitabımız şamanımıza gitmiş. Ejderha yardımı beceri kitabı aldık. Gayet iyi. Üçüncü metnimizi yine ejderha yardımı kullanıyoruz. Harika. Arkadaşlar, ikinci köy ana baba günü oldu. Akşam olduğu için. Bu sebepten dolayı biz de çöle geldik. Çöl biraz daha sakin olacaktır. Hem gölge metni var burada. Kolaylıkla da kesebiliyoruz gölge metnini. Başlayalım bakalım. Ateş Hayatı beceri kitabı çıkartmışız. Devam edelim. Evet, bir metnimiz daha devrildi. Bakalım bu sefer içerisinden sargı bezi artılı aldık. Bu da para ediyor. Şöyle bir beceri kitabı. Onun haricinde bir de taş alabildik maalesef. Bir tane daha sargı bezi düştü arkadaşlar. Bu şekilde dayanıklılık metni keserek siz de sargı bezi elde edebilirsiniz. Tanesi 2M gibi bir miktara satılmakta hatırladığım kadarıyla. Birlikte yine bakarız ama. Bakarız ama öldük bakarız derken. Evet, metnimiz. Can çekiyorum şu metni keserken. Devrilmek üzere. Evet, devrildi. Çok fazla öldüğüm için bir şey atmadı. Beceri kitabımızı alalım. Çivit kurt ruhu koyalım kenarıya. Bakın, 3. sargı bezimizi düşürdük artılı. Gayet güzel. Ve sargı bezi farm yapacağız galiba bugün. Evet, bir metnimiz daha devriliyor. Umarım öldük. Devrilemedi. Metnimiz devrilemedi maalesef. Çok az bir canı kaldı ya. Lütfen sütun yemeyelim. Evet, metin devrildi. Zor devirdik ama devirmeyi başardık. Beceri kitabımız bıçak çevirmeymiş. Bir metnimiz daha devrildi. Bakalım bu metnimizden bir şey alabildik mi? Bu metnimizden beceri kitabı bile alamadık. Nasıl bir gün bugün? Ha, almışız, pardon. 20 orklu yelpaze düşürdüm. Orklara dalarız bununla. Arkadaşlar, ben şimdi yürüyen maymun keseceğim. Çünkü patron 9 tane metin kesmeye bedel. Level'ımız da yetiyor. Hem belki yumurta da düşürürüz bundan. Pet kitabı sandığı da düşürebiliriz belki. Bakın, gri parça da düşüyor. Şunlar da satılıyor. Bunları da toplayalım. 9C'ye gezelim. Evet, top 5.'yi kesiyorum. Şu ana kadar 2, 4, 5 tane kesmişim. 6.'yi kesiyorum. Bir şey çıkmadı. Yine çıkmadı bir şey.
Ama çıkabilir. O yüzden devam edelim. Metin kesmek kadar değerli bu da. Arkadaşlar ilk nesneyi sunduğumuzda çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde burası daha iyi bence. Şöyle maymun yumurtası çıkarttık bu sefer de. Onu da alalım. Hatta sizinle birlikte bunu da açalım. 1,5 başlangıç 6 günlü. Ama 1 level. Harbi maymun yani. Ben burada maymun çıkmasını bekleyeyim. Zaten yaklaşık ya 20 dakikada bir ya yarım saatte bir çıkıyordu. 9 tane döneriz. Maymunlarımız tekrardan çıktı. Tekrar keseceğiz. İlkinden beyaz parça aldık. Güzel. Arkadaşlar bir ev sununa daha çıkarttım. Siz de bu şekilde etkinliklerde 30 saat milletin metninin peşinde koşacağınıza gelin burada. Maymun öldür. Devam edelim. Maymunlar 25 dakikada bir çıkar. Arkadaşlar bir nesneyi ev sununa daha çıkarttık. Ya işte görüyorsunuz ben yine sizlere güzel güzel taktikler veriyorum. Yani Marmara gibi bir kaos ortamında büyüyorsanız elbet bir şeylerin kolayını buluyorsunuz. Bu şekilde siz de kasabilirsiniz. Devam edelim. Evet, toplam hasılatımız 3 adet maymun yumurtası. Ekstra olarak benim artı kastığım BK'ların haricinde burada bir ejderha yardımı var. 2 adet ejderha yardımı yok mu? Evet, 2 adet yok. 1 adet ejderha yardımı kazanabildik. Bir gri parlak parça, 2 beyaz parça, 2 de gri parça aldık buradan. 4 tane Eysun nesnesi, 10 tane normal maymun zindanı bitkisi, 5, 6, 7 tane de artı 2 artı 3 taş kazandık. Ve tabii ki sargı bezi de bulunmakta burada. Gördüğünüz gibi. Bu bölümlük bu kadardı. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Biraz daha ufak bir bölüm oldu. Sizi Junior Barbunya ile tanıştırdım. Bu karakterimiz de yavaş yavaş gelişecek. Tabi iyileştirmeci şaman olan karakterimiz de yavaş yavaş gelişecek. Birlikte bu karakterimizi de geliştirip ileride kendi karakterimiz üst seviyelere çıktığında bu karakterimizle alt seviyelerde farm yapabileceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.